geldiniz. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün kahvenizi, çayınızı yapın. Beraber bir gün geçireceğiz bugün. Sabahın erken saatlerinde çekmeye başlamadım. Çünkü sabah erken saatlerde çekilecek bir şey yoktu açıkçası. Üzerime giyindim. Klasik günlük kıyafet. Bazılarınız bana şey diyor. Evde dururken niye sürekli kıyafet giyiyorsun? Niye pijamayla durmuyorsun diye, ama şöyle bir şey var bence. Şimdi ben YouTuber olduğum için, aynı zamanda influencer olduğum için, bunu bir meslek olarak icra ettiğimden dolayı sürekli gün içinde story atıyorum, video çekiyorum, bir şey yapıyorum şu an olduğu gibi. Bunları pijamayla yapamam. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu işe başlamadan önce de ben evde pijamayla oturmayı seven biri değilim. Ben genelde kot pantolon, işte short ya da işte bluz, neyse o tarz şey yapıyordum. Bugün beraber bir gün geçireceğiz. Bugün limonata yapacağım. Size annemin limonata tarifini vereceğim. Sadece 3 limona ihtiyacınız var. Çok güzel oluyor. Bir de börek yapacağım. Instagram'da Nermin Yazılıtaş bir şey paylaşmıştı. Börek tarifi kol böreğine benziyor. Onu çok merak ettim. Migros hemenden sipariş verdim. İşte kıyma, baklavalık, yufka falan lazımdı. Onları sipariş verdim. Onların gelmesini bekliyorum. Börek yapmayı deneyeceğim. Sadece küçük fırınım geç ısınıyor. Küçük fırında mı yapsam yoksa kırmızı büyük yuvarlak fırında mı? Onu buzdolabının üstüne koyduğum için biraz indirmekte sorun yaşayabilirim. Bu kanal açmamdaki asıl sebep böyle rahat rahat konuşalım. Bana çünkü şey de soruyorsunuz. İşte cilt bakımı yaparken neler kullanıyorsun? İşte ne bileyim hangi ruju sürdün? O kıyafeti nereden aldın gibi. Bu tarz sorular da çok fazla geliyor. Bekle tarçın açacağım şimdi. O yüzden ben de dedim ki bu tarz kızsal, böyle kız arkadaş olarak bu tarz şeyleri, sohbetleri ayrı bir kanalda yapalım dedim ki bence bu mantıklı. Ayrıca böyle dışarı çıktığımda gezerken falan sizinle buradan hep paylaşıyor olurum. Burada bildiğiniz kız YouTube kanalı burası. Öyle söyleyeyim. Cinsiyetleştirmek için söylemiyorum ama öyle. Makyaj yapmayacağız ama. Yani makyaj yaparız da tutup da şu makyajı, bu makyajı diye video çekmeyeceğim yani. Bu arada güzel makyaj yaparım. Onları söyleyeyim yani. Feyza Altun olsun, Alp Kavasoğlu olsun. Birçok ünlü make-up artistin makyaj videolarını izlemişliğim ve püf noktalarını kapmışlığım da var. Bunu da söylemiş olayım. Her zaman makyaj yapmayı seviyordum. Ama şöyle, ben kendime makyaj yapmaktan ziyade başkalarına yapmayı daha fazla seviyorum. Onu fark ettim. Kendime yapmayı da aslında seviyorum ama silmeye üşendiğim için, eğer hani bir yere, özel bir yere gitmeyeceksem falan, ne bileyim, makyaj yapmakla çok uğraşmıyorum. Sadece kaşlarımı tararım. Güneş kremimi sürerim. Kaşlarımı tararım. Bir de lip balmımı sürerim. MAC'in lip balmını çok seviyorum. Onu sürüyorum genelde. Bir de maskara olmazsa olmaz. Yani günlük olarak bunları evdeysem bile yapıyorum. Az önce bazı ölçüleri aldığım bazı şeyler yapacağım. Dekoratif şeyler. Ama karar vermedim. Bununla ilgili bir notlar falan almam lazım. Birkaç tane kargom var. Onları beraber açalım. Kargo dediniz de. Nerede be benim telefon? Ben bu MNG kargoyu bir daha arayayım. Böyle salı günü sabah 10'da çıktı dağıtıma ve hala gelmediler. Böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten MNG ile çalışan hiçbir yerden sipariş vermeyeceğim. Şunu bir yapıp geleyim. Geldim. Tabii ki yine açmadılar. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Gerçekten MNG kargoyla yani bana kimse bir şey göndermesin. Bir kargolar açayım. İki tane kargom var. Blokla beraber açarız diye aç. Merak ediyorum. Bayağı sağlam paketlenmiş. Bu arada nar çiçeği ojelerim çok tatlış değil mi? Söyleyeyim. Hemen kodunu söyleyeyim. Çünkü bu kanal böyle bir kanal. Flormar'ın Full Color serisinden 19 numarası şu nar çiçeği. Tabii ki üzerine hemen oje kurutacağım. Oje kurutucu olmadan hiç oje falan süremem. Çünkü gün içinde bir sürü işim var. Böyle kendi yap projeleri yapan biri olarak açıkçası saatlerce ojeli kurubası falan bekleyemem. Of of of. Kokuyu kes. Bir tane Japon kiraz çiçekleri. O da kokusu. Ben şeyi kullanıyorum zaten. Airwick'i fişe takılan var ya. O da bitti zaten de. Bunları genelde banyoya koyuyorum. Çünkü ben seviyorum. Ben banyoya girdiğimde böyle mis koksun istiyorum. Ya da eve girdiğimde de mis koksun istiyorum. Mis kokmayan şeyleri sevmiyorum. Benim koku takıntım var. Her şey güzel kokmalı. Anlatabiliyor muyum? Kıyafetlerim, insanlar, ev, her şey. Bu da beyaz sabun. Yanında çubukları da. Bunların linkini aşağı açıklama kısmına koyarım. İsterseniz alırsınız. Of, çok güzel kokuyor. Bir de ucuzdu bunlar, biliyor musunuz?
Japon kiraz çiçeklerini salona koymayı planlıyorum. Şimdi bunu koydum. Şimdi gelelim ikinci kargoya. MDG kargoya da Instagram'dan mesaj attım bakalım. Yes, toplarım. Şöyle 3 tane tenis topu. Bu tenis toplarını ne yapacaksın derseniz şöyle bir şey gördüm TikTok'ta. Tenis topunun içine tığı saplıyor. Hani sap olmayan metal tığlar var ya, onlardan tenis topunun içine geçiriyor ve o şekilde ördüğünde saatlerce örebildiğini ve elinin hiç ağrımadığını iddia ediyor. Ben de tabii ki bunu deneyeceğim. Şimdi kahvemi içeyim ve Migros hemen siparişim geldi. Saat kaç böreği yapmaya başlayabiliriz? Ben böreği yap, pişir falan diyene kadar Ben filtre kahveyi elimde demliyorum. Ama filtre kahveyi böyle bir filtre kahve makinesi beğendim. O filtre kahve makinesini almak istiyorum. Ama evi düzenlemek için birkaç almam gereken bir şey daha var. İkisi arasında tercih yapmam gerekiyor. Şu an niye bu kadar böyle patladı? İkisi arasında tercih yapmam gerekiyor. Şu kapılara da yaralıyorum. Çok çirkin gözüküyorlar. Migros hemen siparişimi getirmedik mutfağa. Ben geri gidiyorum. Bir de mutfak perdesi. Mutfak perdesi ucuz da onu ardaya kilitleyeyim. Şu kapıya bakar mısınız? Çok çirkin. Neyse. Mutfak perdesi ucuzdu. Koçtaş'ta bir tane beğenmiştim. Onu ardaya kilitlerim. 500 liraydı. Zam gelip 600 lira olmuş olabilir. Bilmiyorum. Mutfağa koydum sarmaşığın. Güzelliği şaka ama bu tarafa doğru gidiyor bayağı böyle. Buzdolabım, canım buzdolabım. Canım kahve makinelerim. İşte şuraya bir tane filtre kahve makinesi güzel olur. Neden? Çünkü ben filtre kahveyi şunla yapıyorum. Ve sıcak tutmuyor. Ama şu an yaz ayında olduğumuz için sıcak tutması çok önemli değil. O yüzden filtre kahve makinesi yerine ev düzenleme ile ilgili ihtiyaçlarımı almaya daha yakınım. Çünkü evin düzensizliğinden, iplerimden, ne bileyim böyle her şeyden sıkılmış durumdayım. Darlandım. Ama şaşıracaksınız ki bulaşık yok. Çöküyor makinenin içine. Koydum hepsini. Aferin bana. Ay şu poşetleri beraber çıkartalım. Şöyle sizi böyle koyayım. Vloglarda böyle oluyor çünkü. Ha, bu ne? Evin içinden geçseydi. Şöyle çift taraflı köpük bant diye bir şey aldım. Havlu, banyoda havlu koyduğum şey düşmüştü belki yapıştırır diye. 6 TL'ydi. Şu kurulama bezleri 15 TL. Bunları çok kullanıyorum. Mutfakta çok iyi oluyor. Bunlardan aldım yine görünce. Anneme de almıştım bunlardan. Migros'ta görürseniz bundan alın. Moment Home. Overlocklu kurulama bezi diyor. İçinde 12 tane mi ne var? 10 tane mi var? 10 tane var. Böyle koyalım. Bir tane kıyma aldım. Soklama tarihini hemen kontrol ediyorum. Evet gayet sağlam. Çünkü kıymalı börek yapacağım. Bu ne ya? Ha, okey. Baklavalık yufka aldım. Soklama tarihini hemen kontrol ediyorum. Bunun da gayet iyi. Maden suyu. Kızılay Erzincan. Çok iyi. Yumurta aldım. Yumuşatıcı indirimdeydi. Yumuşatıcı aldım. Çünkü yumuşatıcım bitmişti. Bir kokusuna bakalım. Of çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Şu Vernel'i ne diyor? Elegan siyahı. Vernel siyah. Çok güzel kokuyor. Bir de yumurtam var. Ve bir maden suyum daha var. Bu kadar. Şimdi şu ikisini dolaba koyalım. Vlog çekmek çok eğlenceli gerçekten. Size odamı göstereceğim. Çünkü göstermeyeyim. Tatatatam yatağım. Şu gökkuşağını sileceğim. Şu boyanın aynısından alıp burayı bir daha boyayacağım. Çünkü ben onu tek kişilik yatağıma göre yapmıştım. Ve o tarafta yamuk kalıyor. Şuraya da barış çiçeğimi koydum. Neden barış çiçeğini koydun derseniz de barış çiçeği yatak odasına koyulabilen bir bitkiymiş. O yüzden ben de koydum. Tarçın çok mutlu. Bu yatağı aldığımdan beri Tarçın inanılmaz mutlu. Gelip tam ortasına yatıyor. Ve Lucy, Tarçın, ben yatağa çok rahat sığıyoruz. Yatak da çok ucuzdu. Yatağın isterseniz linkini falan koyabilirim. Karyola Ikea'da. Yatak kısmını Trendyol'dan aldım. Şu an markasını hatırlamıyorum ama gerçekten çok uygun fiyatlıydı ve bir tane kötü yorum yoktu. Gerçekten de rahat. Pencere yine çok tipsiz duruyor. Şu tarafın perdesini değiştirmedim. Bu tarafa salondaki perdeyi taktım. Onu değiştirmem gerekiyor ama o tarafa perdeyi nasıl takacağım bilmiyorum. Perdeleri genelde ardaya kilitliyorum. O takıyor. Çünkü benim boyum yetmiyor. Çok uzun tavanla şey arası. Ama şöyle bir şey var. Oradaki perde benim takabileceğim şey, yani Arda'nın takabileceği şekilde de değil. O tarafta kalıyor. O yüzden öyle bir şey. Şimdi birazdan limonata ve börek yapacağız ama kahvemi bitirince yapmaya geçelim diye düşündüm. Şöyle çilek
direkt süngerler yapıyorum bir sürü. Bunlar çok tatlı. Bunları ne yapacağımı yakında görürsünüz. Şimdi söylemeyeceğim. Bir de bana sürekli tığışı tişört yapalım diyorsunuz. Zaten başladım. Tarifini oluşturuyorum. Ama ve lakin biraz sert ördüm gibi geldi. Bunu söküyorum. Biraz daha yumuşak örmeye karar verdim. O yüzden bunu sökeceğim ve tekrar öreceğim. Şimdilik bu kadar işte. Güneş kremi falan da sürdüm suratıma. Lucy de yanımda. Lucy. Ne yapıyorsun? Çok tatlı mısın sen? Hadi biraz daha görüşürüz. Hazırsanız limonata yapıyoruz. Şimdi benim balkonda nanelerim var. Benim balkonda nanelerim var. Onlardan birazcık böyle topladım. Onları buraya koyuyorum. Yıkadım tabii ki. Limonlarım var. Limonlarımı yıkadım. 3 tane limona ihtiyacım var. Ve şöyle küçük bir limon rendem var. Bunu English Home'dan almıştım. Bunun arkasında Totos'u da var böyle içine düşüyor. Ama ben şimdi bunu rendeleyeceğim için kullanmayacağım. Limonların sadece sarı kabuklarını rendeliyorum. Aslında Antalya'da benim bahçeden, ağaçlardan limon topladığım mevsimde olsa ve o limonlarda yapsaydım daha da mükemmel olurdu. Limonlar olunca onlarla da yapmak için sabırsızlanıyorum. Rendeliyoruz sadece sarı kısımları. Şimdi kabukları rendeledim. Şöyle alıyorum. Sert kabuklu limonların kabukları daha iyi rendeleniyor. Şu arkasında kalan parçaları da şöyle alalım. Şöyle naneler ve limonlar bu şekilde. Şimdi elimi yıkadım. Şöyle bir saklama kabında şekerim var. 3 yemek kaşığı toz şeker atıyoruz bunun üzerine. Şimdi bunu bu şekilde mıncırıyoruz. Böyle. Böyle bu sulanır gibi oluyor iyice böyle. Yağları mağları çıkıyor. Nanenin aroması çıkıyor. Böyle böyle yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Bakın en son şöyle bir kıvama geliyor ve elinize de yapışıyor. Tabii ki şöyle elinizden limonlarınızı tabağa akıtıyorsunuz. Böyle ziyanlık sevmem. Şimdi şekerler eriyene kadar bunu bu şekilde karıştıracağız. Elimi yıkadığım için sorun yok. Ay pislerini soktu falan demeyin. Ben içeceğim sonuçta. Bunu hatırlatırım. Siz sadece izliyorsunuz. Ben ayar oluyorum. Ayrıca ben eldivenle yapanları samimiyetsiz buluyorum. Yıka elini temiz temiz mis gibi yap yani. Oje sürdüğüme bakmayın. Tırnağım falan da kısa yani. Gayet hijyenik yapıyorum. Mis. İçinde erimemiş şeker kalmaması lazım. Bu şekilde karıştırıyoruz. Şeyi unuttum ya. Benim bir Refika bıçağım bile yok. Şu var. Refika bıçağı alacağım kendime. Çünkü sağlıklı beslenmeye çalışırken sürekli yemek yapmanız gerekiyor ve kötü kesen bıçak kadar kötü bir şey yok. Limonları da içine sıkıyoruz. Şöyle bir. Şöyle karıştırdığınızda böyle çıtı çıtı diye ses gelmemesi lazım. Aklıma bir şey geldi. Görünüyor muyum? Hello. Şimdi ben bunu normalde süzüyorum ya. Bunu süzmesem de blenderdan geçirsem böylece naneler, limon kabukları falan içinde kalsın ve bütün tadı alalım. Bu sefer öyle deneyeceğim. Normalde bu aşamada süzüp üzerine soğuk su ilave edip buzdolabına koyuyorsun. Soğuduktan sonra afiyet olsun. Ama bu sefer blenderdan geçirip deneyeceğim. Blender'dan geçirdim ama istediğim kadar ezilmedi. O yüzden hala süzeceğim. Ama süzmek için... La la la. Süzdüm ve koydum. Bence ilk vlog olarak nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Beraber bir şeyler yapıyoruz falan. Şu açı da çok iyiymiş. Mutfak sohbetleri la 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 la. Şimdi bu limonatanın rengi çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Üzerine soğuk su ekliyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Bu limonata tarifinden yaklaşık 1 litre falan çıkıyor ama ben tadına bakarak su ekliyorum. O yüzden... Hani 1 litreden belki biraz daha fazla bile çıkabilir. Tat kontrol.
Mükemmel olmuş. Rengi de mükemmel olmuş. Rengi de bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi bunu dolaba koyuyorum ve börek yapmaya başlıyoruz. Ben bunu niye koydum ya? Saniye sen gel. Seni niye koydum? Börek için ihtiyacımız olan malzemeler. Kıyma. Yarım kilo. 400 gram. Migros'tan aldım. Uzman kasa. Kıyma değil. Yufka. Baklavalık yufka. Ve soğan. İlk önce kıymayı atıyoruz. %15 yağlı olanını aldım. Bu kıyma bayağı güzel yani. Acil durumlarda ben Migros Hemen'den alıyorum. Bu da Migros Hemen reklamı gibi oldu. Migros Hemen reklam verse de alırdım yani. Çünkü çok kullanıyorum. Niye bana reklam vermiyorsun? Versen iyi olur bence senin için. Haydi bakalım. Kıymayı tavaya atıyoruz. Bunu da çöp kutusu olarak kullanıp sonra atabiliriz. Kıyma olurken soğanları küçük küçük doğruyorum. Kıymanın içine sadece kıyma, 400 gram kıyma, 2 tane soğan, küçük ama benim soğanım yani biri bu kadarcık. Bir soğan, karabiber, kırmızı biber, tuz. Bu kadar. İç harcı bu. Biraz da tereyağı atacağım ben. O kadar. Ben kıymayı kavurup geleyim. Börek kısmını beraber yapalım. Şuna bakar mısınız? Az önce bahsettiğim şey tam olarak buydu. Tarça, sen dünyanın en tatlı kedisi olabilir misin? Tarçın. Tarçın. Allah şu gözlere, şu burna, şu patilere, şu çoraplara benmiş patini yerim. Gördüğünüz gibi burası gayet güneş. Şeyi de açtım, camı da açtım. Burası hava alsın diye kapı kapalı. Tarçın, çok sıcak değil mi sence de burası? Hı? Bence çok sıcak. Hı? Başıma neler geldiğine inanamazsınız. Şöyle sizi böyle tutayım. Öncelikle Migros Hemen'den sipariş verdiğim baklavalık yufka küflü çıktı. Son kullanma tarihi geçmemesine rağmen muhtemelen paket hatası ve koyarken görmemişler. İade talebinde bulundum tabii ki. Sonra gittim Şok Market'ten bir baklavalık yufka aldım. Tam alırken baktım rafta bir tanesi küflenmiş. Yine son kullanma tarihi geçmemiş. Onu da kasaya verdim yanlışlıkla biri almasın diye. Sonra oradan yufka aldım geldim yufkayı açtım. Yırtılarak açılıyor. Sonra yine bir dellendim, sinirlendim ama pes etmedim. Bir şekilde böreği yap. Ama bu tarz şeyler yaşadığım için yapma aşamasını çekmedim. Daha sonra daha yırtılmayan bir yufka alıp bir kere daha yapacağım. Ama gördüğünüz üzere şey olarak, tip olarak bence pastanedekilere benziyor. Sonuçta içini de ben yaptığım için güzel olmuştur diye ümit ediyorum. Güzel. Güzel. Düzce. Peynirli de yapacaktım ama yufka böyle yırtılınca kalan yufkaları tepsiye dizdim. Kırıştırıp mırıştırıp normal tepsi böreği şeklinde yaptım. O da şu an pişiyor. Umarım güzel olur. Yufka yırtılmasaydı çok daha iyi olacaktı da. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel oldu ama. Ben şimdi bir yemek yiyeyim sonra geleyim. Hello'lardan bir demet. Şöyle koysam nasıl olur sizce? Bu açıda bir garip oldu ama iyi. Şimdi yemek falan yedim. Akşam saatleri oldu. Artık bu videoyu burada bitireyim diyorum. İlk video denememde nasıl oldu sizce? Beğendiniz mi bilmiyorum. Zamanla vloglarım da gelişecek. Bu aralar hiç dışarı çıkmıyorum ama sizin için çıkacağım. Mesela bir market alışverişine gidebiliriz. İster misiniz beraber market alışverişine gidelim? Bayağı bir şeyler bitti. Almam gereken şeyler var. Markette onları beraber alabiliriz. Bir de şunları indirimle burada buldum. Kaldım. Size de göstermek istiyorum. Yumoş'un bu spreyleri çok iyi. Bunları genelde şeye kullanıyorum. İşte koltuğu falan süpürdüm. Halıya, koltuklara falan sıkıyorum. Ne bileyim yatağa sıkıyorum bazen. Böyle temiz temiz dedim ya her şey mis koksun istiyorum diye. O şekilde oluyor. Bir de şunları Arda'ya da alıştırdım. Hep bunlardan alıyor. İndirimde bulunca ben de alıyorum hem ona hem kendime. Bu Yumoş'un ütü spreylerini sanırım bizden daha fazla kullanan kimse yoktur. Gerçekten işe yarıyor. Arda mesela işe giderken yanında götürüyor. Böyle sahne öncesi işte tişörtlerine falan sıkıp düzeltiyor ve o şekilde sahneye çıkıyor. Gerçekten kırışıklıkları açılıyor. Mükemmel bir şey. Yani şunu tatile giderseniz, okula gidiyorsanız ya da bir işe gidiyorsanız ya da evinizde bulundurabilirsiniz. Mesela çekmeceye katlayıp koymuşsunuzdur. Uzun zamandır orada duruyordur ve siz onu ütülemek istemiyorsunuzdur falan filan gibi. Öyle şeyler deneyebilirsiniz yani. Şimdi benim daha yapacak çok işim var ama vlog da o zaman çok uzun olacak. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Şu an için cumartesi günleri vloglar paylaşmayı planlıyorum. Ama başka günlerde paylaşırsam sizinle şey yaparım. Bu tenis topunu da
İçine tığ koymak için sabırsızlanıyorum. Eğer vlogları severseniz ve daha çok beraber vlog çekelim derseniz gelmeye devam edecek. MNG Kargo da hala gelmedi. Gelseydi o kargoları da sizinle beraber açmak istemiştim ama gelmedi. Belki bir sonraki vlogda gelir. Bilmiyorum ama bu kanalda daha çok böyle işte alışverişlerim, beraber ne yapıyorum falan, spor yapıyorum. Mesela nasıl spor yaptığımı falan da görürsünüz ilerleyen zamanlarda. Bu ilk deneme videosu tadında böyle size bu videoda neler yapacağım falan açıkladığım bir video olsun istedim. Böyle işte sonuna geldik. Şunu da bir koklayayım ya. Hiç koklamadım. Bir de parfüm markası buldum. Sadece esanslarla üretilen parfümlermiş. O yüzden kalıcılıkları çok yüksek diyorlar. Fiyatları da uygun. Ondan alıp deneyeceğim. Eğer o parfüm beğenirsem geldiğinde sizinle beraber açarız paketi. Bu videoda bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın. Size bol bol vlog atmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni Instagram'dan, TikTok'tan, Twitter'dan falan filan da takip etmeyi unutmayın. Hadi bye.